Seni tanıyabilir miyiz? İsmim Eymen Ege Dursun. Evet, sevgili kardeşim, Türkiye şartlarında ekonomik açıdan, diğer açılardan evi kim yönetmeli? Kadın mı, erkek mi? Abi ikisi de yönetmeli. Erkek çalışabilir, kadın da çalışabilir. Yani ikisi de çoluğunu çocuğunu evi yönetebilir yani. Evet. Bazen diyorlar ki bir taraf müsrif oluyor, işte kadın kasa olsun ya da erkek kasa olsun. Evet, haberlerde hep böyle kavgalar falan görüyoruz yani evlerde falan. Bence ikisi de yönetmeli evi. Peki bu kavgalar boşanma sebebi oluyor. Olmaması daha iyi olmaz mı? Bence olmaması iyi olur. Evet, teşekkür. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Ercan Samaslı ben. Ercan Bey, size bir iki sorumuz olacak. Ekonomik açıdan veya başka açılardan Türkiye şartlarında evi kim yönetmeli? Kadın mı, erkek mi? Kesinlikle kadın yönetmeli. Ekonomik açıdan da, peki neden? Kadınların dokunduğu her yerde her şey yeşerir. Üretim olur, ekonomi olur, planlama olur. Erkekler biraz o konuda eksik. Erkekler daha mı? Daha müsrif mi erkekler? Evet. Teşekkürler. Bir şey daha soracağız. Peki bu artan boşanma sebepleri Türkiye'de nedir acaba size göre? Ekonomi var temelinde. Ekonomi var. Evet. O nedenle kadınlar ipi ele almalı, dizginleri ele almalı. Yuva öyle kurulur. Dişi kuş yuvayı yapar. Bu tartışılmaz. O nedenle kadınlar bir adım değil 10 adım öne çıkmalı. Aynen. Teşekkür. Son yıllarda veya genel olarak Türkiye'de boşanmaların sebebi nedir sizce? O en büyük faktör ekonomik nedenler. Yani bir de kadının gerekli, yani yeterli güvenceye sahip olamamasından dolayı horlanması ve sonucunda bu olayın boşanmaya kadar gitmesi. Evet, yani karşılıklı sevgi, saygı, güven olmalı. Ekonomik güven. Kadınlar bunu bir yerde ezip geçiyor, saygı, sevgiyi. Demek ki yani son 15-20 yılda en büyük faktör ekonomik nedenler. Önce ekonomi mi? Evet, zaten baştan konuya da girmedik mi? Yani Türkiye'deki ekonomi veya aile ekonomisi diye girdik. Sonuçta malum ekonomi bozuk olunca, ki günümüzde ekonominin bozuk olması zaten aşikar bir olay. Yani tüm toplumu etkileyen bir olay. Dolayısıyla aileleri etkilememesi imkansız. Evet, çok teşekkürler. Evet, teşekkür. Merhabalar efendim. İşler oluyor mu? Çok şükür idare ediyoruz. Allah'a bir şükür. Sizi tanıyabilir miyiz? Hediye Çetinar. Peki Hediye Hanım, Türkiye şartlarında ekonomik açıdan ve her açıdan evi kim yönetmeli? Kadın mı, erkek mi? İki tarafta. Ortak mı yönetmeli? Ortak tabii. Ama erkekler müsriftir diyorlar. Olan da var, olmayan da var. Evet. Yani yük ortak. Kasa kim olmalı? Kasa genelde bayanlar da olmalı. Bayanlar daha hesabını biliyor. Evet. Doğru, haklısınız. Peki ikinci sorumuz da şu. Son yıllarda artan boşanmaların sebebi ne olabilir? Valla eşitlik diyorlar. Bayanların çalışıp daha böyle özgür yaşamaları. Ben çalışıyorum, ben yaparım, ben ederim gibisinden bayanların hareketlerinden olabiliyor. Anladım. Karşılıklı tabii ki yuvanın ayakta durması için sevgi, saygı, güven olmalı. Fedakarlıkta bulunması lazım bence. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hayırlı işler. İşler oluyor mu orada? Çok şükür. İyi. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür.
sizce Türkiye şartlarında ekonomik açıdan ve diğer açılardan evi kim yönetmeli? Bayan mı erkek mi yönetmeli? Kim yönetebilecekse o yönetsin. Niye bayanı erkeği niye ayırayım? Ayırmak değil. Bazıları diyor ki erkekler müsrif. Yok. O şartlara haitse kendisi yapabilecek müşteyse erkek olsun kadın olsun hiç fark etmez. Ya da ortak yönetilmeli değil mi? Yani. Zaten meclis ortak. Evet. Peki bu son yıllarda artan boşanmaların sebebi ne olabilir sizce? Aman bizden uzak durursun, ben boşanmadan yana değilim. Evet. Çok 51 senelik evliyim. Çok güzel. Ha, onu mu? Nedir sırrı? Vallahi beni böyle ortalarda şey yapmayın. Yok. Ha, tamam mı? Nereye gidecek bu şimdi? Nerede? YouTube'da yayınlanacak. YouTube'da. Şimdi ona da sorun. Orayı da biraz ablaya soralım. Peki size göre kim yönetmeli evi? Evi birlikte yönetmeli. Ama genelde erkekler müsrif olur diyorlar. Kadın kasa olmalı diyorlar. Erkeğin kadını yoktur. Ortak, madem bir ortaklık kurulmuştur. Evet, cinsiyet ayrımı yapmıyor. Tabii çok güzel. Biz eşitlikten yanayız zaten. Eşit olmalı. Evet. Peki teşekkürler size. Evet sevgili izleyiciler, bizi takip etmeye devam edin. Bursa'dan sıcak haberlerle daima sizlerle olacağız. Tarafsız Manşet gazete ve televizyon grubunu her zaman izleyin lütfen. Çok şey kaçırırsınız izlemezseniz eğer. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.